Hepinize merhaba. Burada bir ailenin üç kuşağını bir arada görüyorsunuz. Diyelim ki bir gün yedi yaşında olan çocuk öksürmeye başlıyor ve bu öksürük giderek kötüleşiyor. Şimdi size bu çocuğun öksürmesini dinleteceğim. Çocuğun nefes almaya çalışırken çıkardığı sese özellikle dikkat etmenizi istiyorum. Öksürük nöbeti akciğerlerdeki tüm havanın öksürükle dışarı çıkmasına yol açtığı için çocuk nefessiz kalıyor. En sonda nefes alabildiği anda çıkardığı sesi duydunuz mu? İşte bu ses boğmaca hastalığına ismini veren şey. Evet. Söylediğim gibi bu hastalığın adı boğmaca. Boğmacaya Borta della pertussis isimli bir bakteri yol açar. Bu bakteriye mikroskop altında baktığımızda şu an çizdiğimi yani çubuğa benzeyen yapılar görürüz. Bakteri solunum yoluna bulaşarak saldığı toksinlerle hava yollarında enfeksiyon gelişmesine yol açar bu enfeksiyonda çok şiddetli bir öksürüğü tetikleyen mukus birikimine sebep olur. Bir öksürük nöbetinden sonra nihayet derin bir nefes alınabildiğinde havanın solunum yolunda çok hızlı bir şekilde hareket etmesi az önce duyduğunuz sesi ortaya çıkartır. Boğmaca bu çok bulaşıcı bir hastalıktır. Damlacık enfeksiyonunda denen öksürünce ya da sümkürünce havaya karışan ve canlı bakteri içeren mukus yoluyla bulaşır. Şimdi örneğimize geri dönelim. Diyelim ki annesi çocuğun hemen yanında. Çocuk öksürdüğünde anne havadaki mukus damlacıklarını soluyup hastalığı kapabilir. Aynı şekilde bir oyuncağın üzerine bulaşan mukus, kız kardeşinin ellerine değebileceği için onu da hasta edebilir. Elini gözüne veya burnuna süren kız kardeş, oyuncaktan aldığı mikrobu vücuduna sokmuş olur. Bunun için öksürürken ağzı eller yerine dirsek içiyle kapatmak ve elleri sık sık yıkamak çok önemlidir. Aileyi tedavi eden sağlık uzmanları da eldiven, maske ve özel kıyafetlerle çapraz bulaşmayı engellemeye çalışırlar. Hastalığın en bulaşıcı olduğu evreyi de gösterebilmek için bakteriye maruz kalınan anla başlayan bir zaman çizelgesi oluşturalım şimdi. Evet, genellikle bakterilerin solunum yoluna girip çoğaldı ve zarar vermeye başladı. Ama henüz klinik bir belirtinin olmadığı bir haftalık bir kuluçka evresi vardır. Klinik belirtiler bunu takip eden 12 hafta boyunca görülür. Şimdi 12 haftalık bir dönem çiziyorum. Sonra bu 12 haftalık dönemi 3'e böleceğiz. İki hafta süren ilk evrede klinik belirtiler ortaya çıkar. Bu evreye kataral evre denir. Kataral kelimesinin anlamı akıntılı enfekte olmuş solunum yoludur. Yani bu isim evrenin belirtileriyle de çok iyi örtüşüyor. Çünkü kataral evrede burun akıntısı, hapşırma, hafif öksürük ve ateş görülür. Belirtileri soğuk algınlığı belirtilerinden ayırmak çok zordur. Ayrıca bakteri henüz bağışıklık sistemi tarafından öldürülemediğinden sürekli bölünmeye devam eder. Ve hep hapşırık ve öksürükle çevreye yayıldığı için bu evre boğmacanın en bulaşıcı olduğu evredir. Bu belirtileri gösteren birinin en az 21 gün diğer insanlardan uzak durması gerekir. Bu sürenin sonunda bağışıklık sistemi boğmaca bakterisinin kimliğini tespit etmiş ve onu öldürecek antikorları üretmeye başlamıştır. Bunu takip eden ikinci ve sekizinci haftalar arasındaki evreye paroksismal evre denir. Bu evrede hastalık ilk evre kadar bulaşıcı değildir ve bakterilerin çoğu ölmüştür. Ancak bakterinin bu zamana kadar yaptığı hasar yani az önce bahsettiğimiz öksürük nöbetlerine ve seslere sebep olur. Bu evreye paroksismal denilmesinin nedeni de budur. Paroksizm kelimesi ani nöbet ya da tekrarlayan belirti anlamına gelir. Bu hastalıktaki paroksizm öksürük nöbetidir ve son derece şiddetli şekilde seyreder. Hatta öksürüğün şiddeti yüzünden kusma ve morarma da görülebilir. Evet, son olarak 8. haftadan 12. haftaya kadar süren evreye de konvalesans evre denir. Konvalesans kelime anlamıyla iyileşme demektir. Bu evrede hasta iyileşmeye başlar. Enfeksiyon temizlenmiştir ve artık vücut solunum yolundaki hasarı onarmaya çalışır. Öksürük yavaş yavaş hafifler ama bu bile çok zaman alacaktır. Bazı ülkelerde boğmacaya 100 gün süren öksürük denmesinin sebebi de budur. Kağıt üzerinde evreleri çizmek ve anlatmak her ne kadar kolay olsa da bazı değişkenlerden dolayı evreleri ayırt etmek bu kadar kolay olmayabilir. Değişken hastalığın şiddetini ve süresini etkileyebilecek herhangi bir şey olabilir. Mesela yaş. İki aylık bir bebeğin hastalandığını düşünelim şimdi. Bu bebeğin şiddetli bir öksürük nöbeti sonrasında derin bir nefes alıp şişmiş ve enfekte olmuş solunum yollarından hızlıca hava çekecek kadar enerjisi yoktur. Bu yüzden az önce duyduğunuz sesi bebekte duymazsınız. Yetişkinler öksürük nöbeti geçirmelerine rağmen boğmacaya özgü o sesi çıkarmayabilirler. Çünkü daha geniş solunum yolları vardır. Buradaki enfeksiyon hava akışını çok fazla etkilemediği için derin nefes alma ihtiyacı dolayısıyla da o ses oluşmaz. Bir diğer değişken bağışıklık durumu olabilir. Örneğin büyük anne belki de 10 sene etkisini sürdüren bu omacı aşısından olmuştur. Bu aşı sayesinde büyük annenin vücudu boğmaca mikrobunu daha çabuk tanır. Ne yapması gerektiğini bildiği için de bakteriyle daha çabuk savaşmaya başlar. Bu hızlı tepki solunum yollarının hasar görmemesine, hatta öksürüğün gelişmemesine bile yol açabilir. Aşılanma gibi daha önce boğmaca geçirmiş olmak da önemli bir etkendir. Örneğin büyük baba kısa süre önce boğmaca geçirdiyse vücudu ikinci bir savaş için hazırdır. Ve aynı büyük annede olduğu gibi hastalık çok daha hafif belirtilerle seyredebilir. Hepinize sağlıklı günler diliyorum. Hoşçakalın.